Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte şişkinlik yapmayan, düşük kalorili ve çok lezzetli bir kinoa kısırı yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak bir su bardağı kinoamızı iyice 4-5 defa duru suyunu görene kadar yıkayacağız. Ardından bir kaseye koyup üzerine kaynar su ekleyeceğiz ve ilk acı tadını atması için bir 5 dakika kadar kaynar suyun içerisinde bekleteceğiz. O beklerken biz diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. İlk olarak bir bağ taze soğanımız var. Yaklaşık 12-13 adet var içerisinde. Hemen onları ince ince güzelce kıyıyoruz. Taze soğanları bir kaseye aldıktan sonra bir bağda taze nanemiz var. Onları da güzelce kıyıyoruz. Gene aynı yere koyuyoruz. Ardından bir bağ kadar rokamız var. Onları da güzel ince ince kıyıyoruz. Ve tekrar tüm yeşillikleri karıştırıyoruz. Yeşillikleri kaldırdıktan sonra artık kinoamızı süzme vakti geldi. Güzelce süzüyoruz. Zaten sarı acı bir su bıraktı kabın içerisinde. Hemen tenceremize alıyoruz kinoayı. Bir su bardağı kinoa ve 2 su bardağı suyu koyuyoruz ve ocağı orta derecede açıyoruz ve güzelce kaynamaya bırakıyoruz. İlk başta kapağı açık bir şekilde fokurdamasını bekleyeceğiz. Bir tur kaynatacağız. Ardından böyle kapağı açıkken fokur fokur kaynayınca altını en kısa getireceğiz ve kapağını kapatıp bir 5-6 dakika daha bekleyip iyice suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Zaten kinoa çok hızlı pişen bir besin. O yüzden 5-6 dakika içerisinde kısık ateşte kapağı kapalı bir vaziyette pişiyor. Hemen bu vaziyeti gördükten sonra ocaktan alabilirsiniz. Güzelce suyunu çekmiş, yumuşamış, iyice şişmişler. Hemen onu bir kaseye alıyorum ve daha sıcakken aynı kısıra yaptığımız gibi domates, biber salçası ve baharatlarını ekliyoruz. Tüm baharat malzemeleri ve miktarları açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde yazacak bilginiz olsun. Kinoa, salça ve baharatları güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir bez örtüyoruz ve iyice şişip nemini alması için, toparlanması için bir 10 dakika kadar bekletiyoruz. 10 dakikanın sonunda örtüyü kaldırıp iyice güzelce harmanlanmış olan kinoaların üzerine yeşilliklerimizi ekliyoruz. Ardından bir miktar salatalık ve bir miktar salatalık turşusu kesmiştim ben. Onları da ekliyorum. Son olarak biraz zeytinyağı, biraz limon, biraz domates ve biraz kapya biber ekliyoruz ve tekrar güzelce karıştırıyoruz. İnanılmaz hızlı bir şekilde oluyor. Çok besleyici, protein oranı çok yüksek bir besin kinoa. Ayrıca gluten içermediği için normal bulgurlu kısır gibi de şişlik yapmıyor. Özellikle diyetteyseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.